Merhaba. Rembrandt şu an bizimle aynı odada. Ben ona bakıyorum, o da bana bakıyor. 1660'larda yapmış olduğu otoportresinde şu an bile varlığını hissettiriyor. Şu an Washington DC'deki Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz. Sanatçı otoportre konusunu daha önce hiç olmadığı bir hale getirdi. Kendi çizdiği resimler çok iyi gözlemlerle dolu ve oldukça samimi yapılmış. Sanki bize yakından dikkatle bakmayı öğretiyor gibi. Hatta onun kendine aynada baktığı gibi dürüstlükle doğrudan bakmanın ne olduğunu gösteriyor. Bu oda Rembrandt'ın eserleriyle dolu. Diğer portreler de aynı şekilde burada yer alıyor. Mesela genç adam portresine şöyle bir baktığınızda Rembrandt'ın stüdyoda bu genç adamı resmederken ortaya çıkmış olabilecek sosyal uzaklığı hissedebiliyorsunuz. Bu adam dikkatli bir şekilde oturup poz vermeye çalışıyor ve sosyal görgü kurallarına uyduğu çok açık. Bu da büyük ihtimalle Rembrandt'a para karşılığı portresini yaptıran biriydi. Bu yüzden kesinlikle bir hiyerarşi söz konusuydu. Tabii aralarındaki mesafe de göze çarpıyor. Burada figürün ön plandaki alanı boş. Ancak Rembrandt'ın otoportresinde dirseği bizim alanımıza giriyor. Belki de Rembrandt bu poz veren kişiyi övmek istemiyordu. Hatta asıl amacı tam tersiymiş gibi. Sanki ondaki her kusuru, yüzündeki her kırışıklığı bulmak ve yansıtmak istemiş. Burada bu yüzün süregeldiği hayatı herkese göstermek istemiş. Rembrandt'ın hayatı boyunca yaptığı otoportreler çok çeşitliydi. Örneğin kendini genç bir adam olarak gösterdiği portreleri var. Onlar da oldukça şık giyimli. Bazılarında ise karısı Saskia ile kostümler giymişler. Mesela burada olduğu gibi. Bazen de şu an karşımızda duran resimde olduğu gibi mesela onun derin bakışlarını görebiliyorsunuz. Resmin geri kalan her yerinde serbest fırça darbeleri varken özellikle yüz kısmında kalın bir boya tabakası mevcut. Yüz üzerinde çok fazla çalışıldığı belli. Işık aydınlıktan karanlığa gidiyor. Kıvrımlardan geçiyor ve yüzdeki kıllar da dağılıyor. Kaslardaki minik değişiklikler de fırça darbeleriyle ortaya çıkarılmış. Nasıl yaptı acaba? Caravaggio'nun etkileyici ışıklandırmalarını düşünelim. Fazla aydınlanmış alandan kapkaranlığa geçişler var. Bu alanlarda yapılan geçişler oldukça iyi sınırlanmış. Rembrandt'ın resminde ise ışığın içi ve dışına doğru bir hareket var. Bu da duygu veriyor. Renklendirmelere bir bakın. Yeşiller, sarılar, maviler, kırmızılar, hatta griler. Samimiyeti iki şekilde hissediyoruz. İlkinde Rembrandt'ın kendini görme şekline tanık oluyoruz. İkincisinde ise resmin üzerindeki elinin fırçayı hareket ettirişini hissedebiliyoruz. Bu dönem sanatçının kariyerinde hassas bir dönemdi. Amsterdam'da peşinde çok koşulan ünlü bir portre sanatçısıyken artık finansal olarak zor duruma düşmüştü. Bu resimden 1 ya da 2 yıl önce iflasını ilan etmişti, borç içindeydi. Borçlarını ödemek için de servetinden birçok şeyi satmak durumunda kalmıştı. Çok sevdiği eşi Saskia vefat etmişti. Belki de bu resimle Rembrandt'ın hayatında çektiği acılara tanıklık edebiliriz. Bu adam birçok acıyı ve zenginliği tatmış bir adamdı. 53 yaşındaki herkes gibi o da artık daha deneyimli biri olmuştu. Aslına bakarsanız onun ne kadar olgun, deneyimli, hatta sevdiklerinin ölümünü görmüş geçirmiş bir insan olduğunu anlamak için çok da çaba harcamamıza gerek yok. Çünkü hayat dediğimiz şey de bundan ibaret değil mi? Bence burada Rembrandt'ın anlatmaya çalıştığı konu da bu zaten. Hoşça kalın.